Peki Emre Hocam. Şimdi bir ufak katkı yapayım. Mı Buyurun. Bu konu çok önemli olduğu için Canan, Canan Hocam açıklamalarını. Şimdi tabii tek doğrunun bilim olduğu, tek geçerli şeyin bilim olduğu iddiası bilimsel bir iddia değil. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani o bilimcilik dedi ya Can Hocam. Bu iddianın kendi, kendini çürüttüğünü görüyoruz. Çünkü iddianın kendisi bilimsel bir iddia değil zaten. Felsefi bir iddia. Bilimin böyle bir derdi yok yani tek gerçeklik benim yani böyle bir şey söylemesi, iddia etmesi zaten söz konusu. İnsanlar bunu iddia ediyorlar. Hı hı. Şimdi mesela tıp alanında Nobel ödüllü e, Peter Medawar Diyor ki bakın bilimin sınırları ile ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki her şey nasıl başladı? Neden buradayız? Yaşamın anlamı nedir gibi ilk ve son şeylerle ilgili çocuksu sorulara cevap, cevap verememesi bilimin sınırlı olduğunu açıkça göstermektedir. Evet. Mesela. Yine e, insan genom projesinin direktörü olan meşhur bilim insanı Francis Collins diyor ki e, bilim evrenli için var oldu, İnsanın varlığının anlamı nedir Ve öldükten sonra ne olacak gibi sorulara cevap vermekten acizdir. Yani bu kadar temel aslında e, sorularımıza, yani insanın en temel varoluşsal sorulara dahi cevap veremiyor. Bunu söyleyenler bilim insanlarıdır. Yine e, Fizik alanının Nobel ödülü sahibi Shrodinger'in e, bilimin gözlemlenen gerçek dünya ile ilgili ortaya koyduğu tablonun insanı tatmin etmekten uzak ve yetersiz kaldığı ile ilgili bir açıklaması var. Bu da bence çok önemli. Evet. E, diyor ki burada bilim bize gerçeğe dair pek çok bilgi vermekte ve dış dünyadan edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizin muhteşem ve tutarlı bir e, düzene koymaktadır. Hı hı. Buna rağmen Bizim için son derece önemli olan ve bizi yakından ilgilendiren bazı konularda insanı delirtecek bir şekilde sessiz kalmaktadır. Diyor. Güzel, çirkin, iyi ya da kötüye dair bir şey bilmiyor. Tanrı ve sonsuzluk hakkında tek kelime edemiyor olması her ne kadar bazen bu konular hakkında e, sorulara cevaplıyor gibi gözünse de aslında cevaplarının genellikle saçma ve kabul edilemez olması bu alanlarda bilimin ciddiye alınmasını bile imkansız hale getiriyor. Diyor. Evet. Yani Burada tabi bilimi kötülme anlamında bunları söylemiyorum. Bu örnekleri vermiyorum. Can Hocam öyle bir derdi zaten. Hı hı. Çok çalışmamızda bunun önemli bir vurgu yapıyoruz ama şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bilim ve din ya da felsefe bunlar birbirinin alternatif şeyler değil. Ya o ya o şeklinde bir seçim yapmak durumunda değil insanı. Aslında bilim, felsefe ve din birbirini tamamlayan insanın nasıl ve neden sorularını tatmin edici cevaplar bulması için önemli olgular, araçlar. Bunlar ancak bir arada ele aldığınız zaman gerçek anlamda tatmin edici sonuçlara ulaşmaz hale gelebiliyor. Ama siz her şeyi bilim açıklar derseniz aslında bilime ihanet edersiniz. Bilim açıklamayacağı şeyleri ona açıklatmaya çalışırsınız. Evet. Dolayısıyla aslında bilimin elini zorlaştırmış olursunuz. Bana. evet.